Bir anneyi çıldırtan 4 şey. Merhaba herkese, Acemi Anne kanalına hoş geldiniz. Şu an yoldayım, Deniz'i okuldan almaya gidiyorum ve sizin için bir video çekmek istedim. Özellikle Ela'nın doğumundan sonra video çekmek için çok limitli vaktim oluyor. O yüzden yok çocuklar uyuyunca, akşam vakti, Deniz'e okula giderken yolda vesaire gibi fırsatları değerlendirmeye çalışıyorum. O yüzden bu videoların kalitesi, görüntüsü, sesi vesaire çok iyi olmazsa lütfen anlayışınıza sığınıyorum, bana anlayış gösterin. Bu videoda beni çıldırtan konulardan bahsetmek istiyorum. Deniz'de de yer yer çok çıldırdığım anlar oluyordu. Ela doğduktan sonra buna yenileri eklendi. Nelermiş hemen şimdi bunları sizinle paylaşayım. 1 numara. 45 dakika boyunca Ela'yı, Deniz'de de öyleydi, uyutmaya çalıştıktan sonra sadece 30 dakika uyuması beni çileden çıkarıyor. Çünkü o kadar uğraşmışsınız 45 dakika boyunca uyumak için, sallamışsınız, kundak yapmışsınız. Artık kolunuz beliniz kopmuş ama yatırdıktan 30 dakika sonra uyanıyorsa gerçekten çıldırma noktasına geliyorum. Çok sinir oluyorum ama yapacak bir şey yok bazen. 2 numara. Güzel güzel emdikten sonra dışarı çıkmak için üzerini güzelce değiştiriyorum, altını değiştiriyorum. Kendimi giydiriyorum. Tam kapıdan çıkacağız. İnanılmaz fazla bir şekilde kustuğu zaman, kendi üstünü, benim üstümü, her tarafımızı kusmuk yaptığı zaman bu beni yine çileden çıkarıyor ve çok çıldırıyorum. 3 numara. Şöyle 3 yapayım. Güzel güzel yatırmışım, uyutmuşum. Tam yatırmışım. Deniz anne diye bağırarak geldiği zaman ve Ela uyandığı zaman ben çileden çıkıyorum ve çıldırıyorum. Bunu Deniz'e göstermemeye çalışsam da gerçekten içten içe içimde fırtınalar kopuyor. Gerçekten. 4 numara. Deniz geçen sene çok sık hasta oldu. Bu sene de yine kışa hastalıklarla başladık. Ve göstermediğimiz doktor, uygulamadığımız tedavi kalmadı. Fakat biraz kronikleşen bir öksürüğü var. Ve bu öksürük bizi çok rahatsız ediyor. Ama beni çıldırtan bu değil. Beni çıldırtan yolda, tramvayda bir yere giderken Deniz'in öksürüğünü gören teyzeler, amcalar, ablalar, abiler. Ay bu çocuk buzda mı yattı? Ay bu çocuğu karlarda mı tuttunuz? Gibi yorumlarda bulunmaları beni çileden çıkarıyor. Evet bu çocuğu buzda yatırdık diye cevap veresim geliyor ama hadi saygıda kusur etmeyelim diye bunu yapamıyorum. Ama içten içe yine şöyle bir tırnaklarımı ve dişlerimi sıkasım geliyor. Beni çıldırtan 4 konu bunlardı. Eminim ki daha da niceleri var ama bu videoda sizinle bunları paylaşmış olayım. Lütfen sizi çıldırtan neler videonun altında, siz de yorumlar kısmında paylaşırsanız azıcık da dertleşmiş oluruz. Sizi çok seviyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bu arada abone olmayı unutmayın. Videonun sonunda ekranın ortasında çıkan logoya tıklarsanız hemen abone olursunuz. Instagram'dan da bizi takip ederseniz çok mutlu oluruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.